Sevgili arkadaşlar merhaba. Portfolyo dersinin ikinci dersinde tekrar sizle birlikteyiz. Bu derste size ilk başta bazı ilk derste anlatmadığım şeyleri kısaca anlatmak istiyorum. Bunun yanı sıra da sizin gönderdikleriniz üzerinde de konuşacağım. Tek tek konuşmayacağım ama bir kere bir yanlış anlaşılma söz konusu. Lütfen onu da kendiniz bir değerlendirin, düzeltin derim. Çünkü bir konuda doğru algılamamışız herhalde birbirimizi. Bir tuhaflık var yani. Şimdi hemen ilk başta bu haftaya ne olacağını nasıl planlamışız buna bakalım. Demişiz ki, pardon bu başka dersin ki bizimki 409. Evet. Evet. Kendi kişisel tarzınız ve özellikleriniz nelerdir? Kendinizi ifade eden bir renk ve bir görsel, herhangi bir görsel olabilir demişiz. Ve bir A4 sayfa içinde bir metinle birlikte bunu gönderin demişiz. Şimdi değerli arkadaşlar ilk başta şunu size söylemek istiyorum. Eğer bu tip bir gönderim varsa lütfen bunu dersten mantıklı bir zaman evvel göndermeye gayret edin. Örneğin ben yaklaşık bir saat evvel bilgisayarın başına geçtim ve bu gönderilerinizi görüp değerlendirmek üzere bunları indirdim. Ve 12 tane gönderi vardı bana ulaşan. Dolayısıyla sadece onların fikrine sahibim. Şu anda göndermeye çalışan ya da bir dakika önce gönderen birininkine de sahip değilim. Yani bunları bizim bir de çalışmamız gerekiyor ki sizinle birlikte olduğum zaman ben buradan en azından ondan bir fikir alayım. Diyeyim ki işte Muhammed sen şöyle bir şey yaptın, Asiye sen şöyle bir şey yaptın. En azından size yardımcı olabileyim. Ama bunu zamanında göndermezseniz ya da son saniye gönderirseniz bu şansınız olmayacak. Lütfen bunu bir kenara yazın. O yüzden bunları takip edin. Şimdi şöyle bir bakınalım. Kimler neler göndermiş? İşte yani tek tek üzerinde durmadan şöyle hızlıca gösteriyorum. İlk başta bir yanlış anlama söz konusu. Bu konuda sizi bilgilendirmek istiyorum. Burada bahsedilen tarz, gayet tabii sizin grafik tarzınızdan bahsedilmiyor. Daha okulun işte 3. 4. sınıfta olan biri için, son sınıfında bir olan biri için yerleşmiş ve adına tarz diyeceğimiz bir sistemin oluşması çok beklenemez. Bu fazla iyimser bir şey. Dolayısıyla biz sizin kendi grafik tasarımcı tarzınızdan bahsetmedik. Burada bahsedilen sizin kişilik olarak tarz ve yaklaşımınız. Anlaşıldı mı? Yani herkesin farklı kişilik özellikleri vardır. Bu. Tabii çok güzel yazanlar, kendini doğru ifade edenler olmuş. Gayet güzel. Ya burada bahsedilen görsel de açıkçası sizi bu konuda en azından bir kere olsun düşündürmek. Çünkü çok kolay bir iş değil. Şimdi bana da deseniz seni Fikret ifade eden bana bir görsel bul. Oo, herhalde kurdeşen dökerim. Yani kolay bir iş değil. Ne yapacağım şimdi bir nasıl diyeyim bir albatros resmi mi bulacağım ya da bulutlu bir gökyüzü mü bulacağım ya da derin mavilikte iki tane su bitkisi mi bulacağım? Acaba hangisi benim daha çok ifade edebilen bir şey? Bunu oturup bayağı bir kafa yoracağım. Yani çok kolay bir iş değil. Gayet tabii biz de biliyoruz bunun zor olduğunu. Amacımız zaten bu zorlukla sizi bir yüz yüze bırakmak. Bu konuda düşünmenizi sağlamak. Yani ya evet ya görkem ifade eden bir görsel olsaydı ya da işte Zülal acaba nasıl bir görselle ifade edilebilirdi? Yemyeşil bir manzara resmiyle mi? Ya da işte yere düşen bir kuru sonbahar yaprağıyla mı?
Değil mi? Bak başlı başına bir dert yani. Hay hay, bunun biz de farkındayız. Ama amacımız sizi bu dertle yüz yüze bırakıp kendiniz hakkında düşünmenizi sağlamaktı. Yani bu projedeki amacımız buydu. Genelde herkes değil, bunu doğru anlayan, doğru algılayanlar ve dediğim gibi yanlış algılayıp işte benim tarzım şudur, şu renkleri severim, genelde pastel renkleri kullanırım, dolayısıyla tarzım pastel renklerdir falan gibi yazan da olmuş. Bizim böyle bir hedefimiz yok. Sizin şu anda tasarımcı ya da sanatçı tarzınızdan bahsetmiyoruz arkadaşlar. İlk bunu belirttim. İkincisi, gayet tabii biz sizle kendi aramızda anlaşırken bu bir kişisel çözümleme metodu. O yüzden böyle başlıyoruz. Ve biz de sizi tanımaya çalışıyoruz bu arada ki sizin işlerinizle birlikte sizi de doğru yönlendirebilelim. Bazılarınız o açıklamalarda bayağı olumsuz yönleri de yazmış. Biz bunları sizle konuşurken konuşabiliriz. Nasıl diyeyim işte, genelde çok kararsızımdır. Biraz vurdum duymazım falan. Ya tamam, bunlar arkadaş arasında konuşulur, eyvallah da. Tabii bu sizin özgeçmişinize yazacağınız, portfolyonuzda dile getirmeye çalışacağınız bir şey değil. Siz kendinizi en iyi yönlerinizle sunacaksınız. Yoksa hatasız bir insan yok ki zaten. En mükemmel insanın bile bir hatası vardır. Esas önemli olan nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bu hatanızın farkında olup bu hatayı kompanse edebilmeniz. Bu çok çok önemli bir konudur. Her insan için. Rahmetli dedem anlatmıştı bana. Deniz saatleri, ki kendisi çarkçıbaşıydı. Uzak gemilerde, uzak yol gemilerinde görev almış. Deniz saatlerinin dünyanın en güvenilir saati olduğundan bahsetmişti. Aa, çok ilginç. Nasıl olabilir ki? Değil mi? Ayarlayacak bir şey bile yok. Buradan yola çıkıyor. Aylarca süren bir seyahatle işte Hindistan'a gidiyor. Pekin'e gidiyor. Nasıl olur ki? Ve bundan 60-70 sene evvelini düşünün. Mümkün mü? Şöyleymiş arkadaşlar. Deniz saatleri böyle pirinçten büyük, direkt gemiye monte edilmiş saatler bunlar. Tabii ki mekanik saatler. Kurma zamanları var. Birincisi, o kurma zamanları kesinlikle atlamazmış. Sebebi çok hayati bir şey. Düşünün, GPS'in vesairenin olmadığı bir zamanda adam mesela yemesini içmesini unutur, onu unutmaz. Gidip o saatte o kuruluyor muhakkak. Hep aynı zamanda ne gerekiyorsa. İkincisi, esas en önemlisi, saatin içinde kendi hatası yazarmış. Açtığınız zaman o pirinç bölümü içinde yazarmış. Bu saat işte 4 ayda, varsayıyorum, detayını hatırlamıyorum, ya da bir senede olsun. İşte bir senede 18 dakika geri kalır. Bakın, kendi hatasını biliyor. Ve oraya kazınarak tarih de atılırmış. 2019 Mayıs 23. Bu demek ki 2020 Mayıs 23'te bu tekrar açıldığında muhakkak ve muhakkak neyse onun hatası, 18 dakika, hay hay, ileri mi gidiyor geri mi? Ona göre geri alınırmış, senede bir kere doğrulanırmış. Bu şöyle bir şey. Eğer sizler de eksik ve yanlışlarınızı bilirseniz kişilik olarak, en azından onunla baş etme şansına sahipsiniz. Aksi takdirde her şey yolunda zannedip karşınızdakine de yolundaymış gibi sunarak bununla hiçbir zaman savaşamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Lütfen bu konuda hassas olun. Bizim amacımız burada sizi kendinizi daha iyi ifade edebilecek hale getirmek. Amacımız bu. Ve bu ifade biçimiyle karşınızdaki kişiye mantıklı şekilde kendinizi ifade edebilmek, işlerinizi aktarabilmek ve kuşkusuz karşınızdaki kişi de, bu kişi bir kreatif direktör, bir art direktör ya da bir ajans yöneticisi olabilir ya da bir tasarım ofisi yöneticisi olabilir, bilmiyorum. Bu kişiye, evet ya, ben Damla Akman'la çalışabilirim. Bu kız istediğim
tarza uygun. Tolga Kobak, evet şu yönleri eksik ama şu konuda çok ışık gördüm bu çocukta, onunla çalışabilirim demesini istiyoruz. Sonunda hayalimiz, isteğimiz bu. Bu süreçte amacımız sizi kendinizi doğru ifade edebilmeniz, tanıtmanız. O yüzden böyle bir ön çalışma verdik arkadaşlar. Bir renk ve bir görselden bahsetmiştim. Bilin bakalım tüm sınıfta birinciliği oynayan renk hangisi? Kırmızı. Fikri olan? Sarı. Siyah. Siyah. Merve siyah dedi. Başka? Siyah. Siyah olabilir hocam. Tamam, öyle şöyle yapalım. Siyahçılar el kaldırsın. Dur bakalım, öbür sayfaya da bakayım. Hepiniz aynı sayfada göremiyorum. Evet. Siyah galip geldi. Haklısınız. Siyah arkadaşlar. Ay. Tamam. Siyah. Evet. Tamam. Şunu anladık ki herkes siyah seviyor. Bayılıyoruz arkadaşlar. Siyah giyeceğiz. Aa, hepimiz simsiyahız falan. Bu kötü bir şey mi? Ya kötü bir şey değil. Ben de biliyorum, sınıftayken de birinci sınıflara girerim. O simsiyah şey. Sanki şey böyle bir siyahlar milli takımı gibi. Herkes simsiyah. Olabilir. Bir tarz işte, o dönemin bir o dönemin bir rengi belki. Hiçbir itirazım yok. Hay hay. Ancak şunu da unutmayın ki biz burada sizin önce kendinizi tanımanızı, işlerinizi doğru organize edebilmenizi, ardından da sizin karşınızdakine şunu ifade edebilmenizi istiyoruz. Evet efendim, ben 2021 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünden mezun oldum. Ama satır arasında şunu anlatıyorum. Evet, 2021 yılında benimle Tuğçe, Tuvana, Merve, Enes, Damla, Ulaş, Asiye, Görkem de mezun oldu. Ama ben onlardan çok farklı bir kişilik olarak şu özelliklerimle Fikret çok daha size arzu ettiğiniz şekilde tasarımlar yapılacak bir insandır. Anlatabildim mi? Yani siz aslında şunu diyorsunuz. Ya hepimiz aynıyız ama ben farklıyım. Zaten bu eğitimin amacı da bu. Bu eğitim bir sanat eğitimi, size yeri geldiğinde doğruları anlatabilir. Kuralları gösterebilir. Ama yanı sıra der ki bir arada, ama bu kuralların hepsi de arkadaşlar, daha iyi bir kural bulduğunuzda, daha yaratıcı bir yöntem bulduğunuzda yeri geldiğinde yıkmak için size öğretiyoruz. Oo, baksanıza eğitime. Başka bir eğitimde böyle bir şey olabilir mi? Ama bizim eğitimde öyle. Çünkü biz size bir yaratıcılık eğitimi veriyoruz. Ve amacımız bu sınıftan 40 kişiyi mezun edip ya da kaç kişi ise her birinizin aynı sınıftan ama farklı farklı kişilik, yaratıcılık ve özelliklerde mezun olmanızı hayal ediyoruz. Bizim hayalimiz bu. Başka bir bölümde, şu anda başka ders yapan bir bölümde, nasıl diyeyim, Eczacılık Fakültesi'nin bir bölümünde başarılı eczacılar olmasına çalışıyor herkes. Ama yanındakinden farklı olup bambaşka bir şey yapsın diye çok uğraşıyor mu, ondan çok emin değilim. Ama bizim eğitimimiz bu. Ve yarın bir gün sizin de karşılaştığınız kişi diyecek ki, peki o zaman Tuğçe Ünveren, senle birlikte bana 13 kişi başvurdu, sen 14.sün. Peki Tuğçe, senin onlardan farkın ne? Nasıl bir kişilik niteliğindesin de ben onları almayayım da seni alayım? Senin, ben onu alma beni al faktörü diye bunu Türkçeleştiririm. Unique selling proposition'dır bunun orijinali. Yani senin diğerlerinden farkın ne diye sana sorabilir biri. Dolayısıyla o zaman da ben cevap vereceğim. Efendim, genelde arkadaşlarımla birlikte aynı eğitimi aldık kuşkusuz. Ancak ben sizin arzu ettiğiniz yapıya sanırım biraz daha yakınım. Çünkü benim aynı zamanda sinema televizyondan sinemaya giriş ve stüdyo çekim teknikleri dersi aldım. O yüzden biliyorum ki sizin de reklam kampanyalarınız çok fazla. Orada sette bile size çok yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Oo, bakın. Kaldı ki sorumluluk sahibi bir insanım. Sadece okuldaki mezuniyetimle kalmadım.
üçüncü sınıftan beri belediyenin sorumluluk projelerinde çalıştım. 4 tane ilkokulu arkadaşlarımla birlikte onardık. Bunun yanı sıra doğaya da çok meraklıyım. Sokağa atılmış hayvanları toplayıp onları barınağa götürüp bakımıyla da uğraşıyorum. Şimdi ben böyle bir insana öbürlerinden daha çok güvenirim. Çünkü yarın öbür gün milyonlarca TL'lik bir projeyi vereceğim ben bu arkadaşımın eline. Dakika bir, gol bir, bende bir saygı uyandırdı. Yani ne demek istediğimi lütfen kafanızda canlandırın. Yani karşınızdaki gibi de düşünmeye gayret edin. Peki, ama şu anda biliyoruz ki ben de işte Merve Korhan buyum. Tamam, bu saatten sonra başka bir şey yapacak halim yok. 7 dil biliyorum diyecek halim yok. Mal bu. Peki, hay hay. Zaten bu derse ki bizim amacımız şu. Her birinizi olduğu gibi ama en iyi şekilde nasıl ortaya koyup bir prezentasyon yapmanızı sağlamaya uğraşıyoruz. Bizim hedefimiz bu. Derdimiz bu. O yüzden işlerimize bakıyoruz, onları tekrardan organize ediyoruz. Eksiklerimizi buluyoruz. Belki diyoruz ki ya Damla, senin projende, projelerinde, ödevlerin, ya şöyle bir şey eksik ya, burası çok eksik. Ya biraz onu tamamlamaya çalış lütfen. Ya da işte senin portfolyonda hep şu tip ağırlık var. Sen nasıl bir tasarım ofisine, ajansa, kuruma yarın öbür gün gitmek istiyorsun? Ona göre tekrar bir gözden geçirelim diyoruz. Bizim yapacağımız bu projede bu arkadaşlar. Bu derste bunu yapacağız. Ve esas bu vakti geçirmemizdeki amaç aynı zamanda eski işlerimizi bir gözden geçirmek. Varsa freelance yaptığımız işler varsa onları ortaya koyabilmek ve karşınızdakinde bu güveni oluşturmak. Şimdi geçen dönem maalesef yapamadık koronadan dolayı. Bu dönem Mayıs'a kadar korona ne olur bilmiyorum ama benim görüşüm böyle bir anda gökyüzüne uçup yok olmayacağı yönünde. Bizim biliyorsunuz Bahar Buluşmaları diye bir organizasyonumuz var. Bu organizasyonda profesyonel tasarımcıları buraya davet ediyoruz ve sizlerin 409 ve 412'de sizlerle birlikte oluşturduğumuz portfolyoyu o tasarımcılara göstermenizi istiyoruz. Biz o zamana kadar sizlerle çalışıyoruz, sonra aradan çıkıyoruz. Biz hiç yokuz. Siz kendiniz o portfolyoyla o kişilerin karşında oluyorsunuz ve kendinizi ifade ediyorsunuz. Ama biz onlara da bir değerlendirme formu veriyoruz. Ve o değerlendirme formu da kişisel bir form. Yani Zülal Bakır'ın formu ayrı, Hasan Gökçam'ınki ayrı, hepsi ayrı. Ve onları biz görüyoruz bir tek. Dönemin sonunda da Zülal'le Hasan'ı ben odaya davet ediyorum. Birebir konuşarak genel bir yorum veriyorum. Diyorum ki genelde portfolyo gösterdiğin kişiler şu yönünü beğenmiş ama şu yönünü biraz daha eksik bulmuşlar. Bence o yönünü biraz daha geliştirmende fayda var diyor. Yani bunun Türkçesi dönüt, gavurcası feedback. Tamam, amacımız bu. Böylelikle ne hale gelmeye çalışıyoruz biliyor musunuz? İşte o uzun yol gemisinin içindeki kendi hatasını bilen saat gibi olmaya çalışıyoruz ki en azından bunu düzeltelim. Bu bir kişi de değil. 6-7 kişi görüyor portfolyonuzu. Ben hepsini paralel olarak koyuyorum. Diyorum ki genelde herkes senin şu 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 yönünü çok beğenirken şu kısmında eksik olduğunu düşünüyor. Hadi biri yanıldı, ikincisi yanıldı, üçüncüsü, hepsi mi yanıldı, değil mi? Bu çok önemli bir dönüt bizim için. Bir aynaya bakış bu. Benzerlerini ben de size söylüyor olabilirim. Ya Asiye, portfolyonda şunlar biraz daha vurgulanmalı. Biraz buralarda geri kalmışsın sen. Buralarda iş yapmamışsın falan diyebilirim. Ama bunu böyle çoklu bir bakışla görünce çok güzel oluyor. Ve en azından bunu düzeltme şansına sahibiz. Çünkü bir problemi biliyorsanız ancak o problemi çözebilirsiniz. Bilmediğiniz bir probleminizi çözemezsiniz. Bu bir nevi aynaya bakış.
Ancak kötümser olmak istemiyorum ama bu baharda da bu bahar buluşmalarının ben olabileceği kanaatinde değilim sevgili arkadaşlar. O yüzden bu dönütleri bizler size vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Zaten ileride göreceksiniz. Sizin bazı çalışma listelerinizi yapacağız. Diyeceğiz ki bu hafta işte Nisa, Anıl, Nelin, Buse, Nur, Damla ile çalışacağız diyeceğiz. Onları sıraya sokup her birinizde en az işte 10'ar dakika belki 15 dakika oturup çalışacağız. Tek tek açacağız dosyalarınızı. Normalde sınıfta da olsak biz bu arkadaşlarınızla baş başa çalışacaktık. Hatta belki iki ayrı sınıf açacağız Onur hocanızla. Bu hafta bana gösteren öbür hafta Onur hocanıza gösterecek. Ve iki ayrı ufuktan bunları alacaksınız, bu dönütleri. Sonra bunları birleştireceksiniz. Şimdi arkadaşlar, son 10 dakikaya girdik kayıt olarak. İstiyorsanız daha önce de bir ara verebiliriz. Ben son bu bölümü toparlayabilirim. Bir sonraki oturum açıldığı zaman da sizlerin sorularıyla devam etmek istiyorum. Bu dersin etkileşimli bir ders olması hayalindeyim. Yoksa böyle sadece konuşan kelle mantığıyla bu ders olmaz. Lütfen aklınıza takılan her ne varsa bunu sorun ki benim de size yardımım olabilsin. Portfolyo tasarımı çok çok önemli bir şey. Şimdilerde daha da önemli hale geldi. Neden derseniz, muhtemelen siz de portfolyonuzu uzaktan göstermek durumunda kalabilirsiniz. O yüzden uzaktan bir portfolyo görüşmesinde nelere dikkat edilir, ne yapılır? Biz bunu da geçen dönemki dersimizde de zaten özellikle işleyip bu konuda vurgulayıcı bir ders de yapmıştık. Sizlerle de yapacağız. Dolayısıyla bu dönemde benzer bir durumla yüz yüze kalabilirsiniz. Yani sizinle canlı bir bağlantı yapıp orada bu fikirlerini oluşturmak isteyebilir sizinle görüşen. Buna da hazırlıklı olmamız lazım olabildiğince. Ne yapacağız, ne yapmayacağız? İşte bizim her bu tip derslerde sorularımız vardır. İşte hocam ne giyelim? Saçlarımı yaptırıp da mı gideyim? Makyaj ağır mı olsun, hafif mi? Çok güzel. Bunların hepsi soru arkadaşlar. Yani sizin de kafanızda canlanabilir. Gayet tabii bunları biz yardımcı olmaya çalışacağız size. Ama bu arada şunu da unutmayın. Lütfen kendi doğrunuzu da kendiniz bulacaksınız. Biz size burada geçmiş deneyimlerimizle bir yöntemden bahsedeceğiz. Bir yoldan bahsedeceğiz. Örneklerini göstereceğiz. Önümüzdeki hafta dersi muhakkak ve muhakkak kaçırmamanızı diliyorum. Çünkü bir sunumumuz olacak. Örnekleri göstereceğiz. Örnekler üzerinden çalışacağız. Pek çok örnek göreceksiniz. Yüzlerce örnek göreceksiniz. İnşallah sistemimiz buna izin verecek ve çalışacağız. Ardından da sizler kendi portfolyonuzu çizip tasarlamaya başlayacaksınız. Şimdi Onur Hocam, yaklaşık şu anda bir 7 dakikamız var gibi. İstiyorsan bu oturumu kapatalım. Çünkü çoklu ortam penceresinden ben sadece kendi kellemin bulunduğu ortama geçemiyorum bu durumda. Belki ona geçeriz. Ya da sorular varsa sorularla birlikte yine bu tip ekran görünümüyle gideriz. Tamam hocam. Uygun mu? Peki. O zaman saatlerimize bakalım. 28.30 gibi. 14.35'te tekrar toplanalım. Uygun mu? 7 dakika. Size uygun mu? 6 dakika herhalde. Uygundur hocam. Uygun. Peki canım. 14.35'te tekrar toplanıyoruz. Sevgili arkadaşlar, grafik tasarımcı eğer freelance olarak tek başına çalışmadığı sürece bu farklılık dışında genelde hep bir ekip çalışmasıyla ya da başkalarıyla ilişki halinde olan bir göreve sahip. O yüzden grafik tasarımcıların bir ekip çalışmasına uyumluluğu son derece önemli ve kıymetli ve aranan bir şey.
Çok şükür şunu büyük bir mutlulukla, gururla ifade edeyim ki benim eğitimci olarak bulunduğum süre zarfında, işte yaklaşık 33 sene diyebilirim, bu süre zarfında çok güzel öğrencilerim oldu. Sonra da onların hepsi çok yakın arkadaşım oldu. Çok mutluyum bundan. Hatta geçmiş senelerde bahar buluşmalarına gelen bir hocam bana çok güzel bir yorumda bulunmuştu. Bütün şeyleri gördükten sonra dedi, vallahi işte baktık, evet tabii çok yeteneklisi var, işte daha az yeteneklisi var. Doğru, herkes çeşit çeşit, eyvallah. Ama dedi, ya çok ilginç bir şey var, nasıl bir şey burada yaptıysanız, hepsi çok iyi çocuklar. Yani hepsiyle böyle bir yola gidilir yani. Bakın bu çok önemli bir duygu, biliyor musunuz? Neden derseniz, grafik tasarımcı ya bir ajans olsun ya bir tasarım ofisi olsun. Birincisi, herkes aslında bir yol arkadaşı arıyor. Yani karşındaki kişiyle görüştüğü zaman şöyle düşünüyor. Ben bu çocuğu ekibime alırsam nasıl bir kombinasyon olur? Ya bu garip bir tip ya. Bu iki gün sonra milleti birbirine düşürür. Tuhaf bir çocuk. Biraz da agresif. Nedir bu ya? Yok abi, korktum ben bundan. Bırak, ürkütme falan deyip uzak durabilir birinden. O yüzden bu kişilik özellikleri dediğim şey gerçekten çok kıymetli bir özellik. Çünkü bu insanlarla o sizinle görüşen kişi birlikte çakıllı yokuş çıkacak. Ve o insanlar sizinle birlikte belirli bir ortamda yaşayacak. İnanın sizin saygılı bir insan olmanız, hijyen olarak temiz pak bir insan olmanız, doğru huylu, güzel huylu bir insan olmanız bile son derece önemli onlar için. Bunlar kıymetli nitelikler. Şimdi diyebilirsiniz ki, ya hocam, ama portfolyomuzda işlerimize bakmayacak mı? Biz çok yetenekli, ben çok yetenekli bir sanatçıyım. Ya haklısınız da, eğer çok yetenekli bir ressam olsanız sanatçı olarak, arzu ettiğiniz gibi davranabilirsiniz belki. Sonunda ben sizin işinizi satın alacağım. Serginizde belki merhaba derim, tanışırım. Ama onun dışında işinizi satın alacağım. Ve yarın öbür gün ben sizin sanatınızla yüz yüzeyim. Ama grafik tasarım öyle değil. O insanlar sizinle birlikte yaşayacak. Bir ortamda sizinle birlikte o ortamı paylaşacak. O yüzden gerçekten bu kişilik özellikleri, hepimizin kötü tarafları vardır. Eğer bizim kendimizin bildiği, deminki lütfen saat metaforunu zihninizde canlandırın. Kendimizin bildiği kötü bir huyumuz var ise, en azından öğrencilik döneminde bunu ortaya çıkarıp bununla savaşabilirsiniz. Yani diyebilirsin ki, ya Fikret abi, yani sen de nasıl diyeyim, herkesin sözünü kesiyorsun. Seninle konuşamıyoruz bir türlü. Ya bu çok kötü bir özellik. Ben sana bir şey söylüyorum. Hep o, ya yapma böyle diyorsa bir arkadaşınız, buna kulak vermek lazım, biliyor musunuz? Demek ki ben diyeceğim ki, ya peki Fikret, o zaman Fikret dinlemeyi bil. Yani biri sana bir şey sorunca konuşmadan evvel düşün. Çok güzel bir öğüt işte. Demek ki biri bana bir şey soruyor, önce duruyorum. Demek ki sabırlı olmayı öğrenmem lazım benim. Çok heyecanlı bir karakterim var ama benim. Tamam, sabırlı olmayı öğreneceğiz ama. Duracağım, sakin sakin. Önce soruyu anlayacağım. Sonra sakin sakin cevap vereceğim. Hay hay, bakın bu mesela bir kişilik gelişimidir. Saat örneğinde olduğu gibi hatamı anladım. Ya da kendimi doğru ifade edemiyorum. Biri bir şey soruyor. Diyorum, yere bakıyorum. Aynen diyorum. Sonra aynen aynen. Bir daha aynen. Cümle bitti. Bir şey daha soruyor. Yani aynen. Aynen diyorum. Yine bitti. İkinci cümlede bitti. Ha, peki o zaman ya Fikret. O zaman bir kere bunu bir çalışmamız lazım. O zaman bir yöntemi vardır bunun herhalde. Bir YouTube'a baksak acaba. Nasıl etkili şekilde konuşulabilir? İşte diksiyonumuzu nasıl düzeltebiliriz? Düzgün cümle nasıl kurulur? Eminim
Ben bakmadım hiç ama baksam bir sürü çıkacağına eminim. Demek ki bu yönümü geliştireceğim. Ya bu ders aynı zamanda sizin bu tip kişilik özelliklerinizin de düzenlenip geliştirilebileceği bir ders. En azından farkına varacağımız bir ders arkadaşlar. Yani biz sadece 4 sene boyunca yaptığınız işleri bir araya getirip böyle bir deste olarak ortaya koymayacağız. Bizim tek işimiz bu değil. Biz aynı zamanda bu derste kendimizi de nasıl hazırlarız o ortamı ona bakacağız. Ama her birinizin ayrı hayalleri de olabilir. Hay hay. O zaman kendi hayallerinize göre nasıl düzgün hazırlayabiliriz ona bakacağız. Ve herkesin çözümü de farklı olabilir. Zaten o yüzden bir yerden sonra bireysel çalışacağız. Yani ben nasıl diyeyim işte hüner için vereceğim öneriyle Aylin aynı şey olmayacak belki. İki ayrı yere gidecekler. Yani yol tarif ederken nasıl diyeyim işte New York'a gitme yolunu tarif etmekle Kayseri'yi farklı tarif etmem lazım. Değil mi? Arada bir su var. Demek ki bir şey diyeceğim yani. Başka bir yöntem. Otobüse binin git diyemem New York'a. Bu da onun gibi. O yüzden bu çalışmalar biraz da sizi tanımak için yaptığımız çalışmalar. Tabii ki öğrencilikte hayaller geniş. Geniş de olmalı zaten. Hiçbir itirazım yok buna. Olabildiğince geniş olsun. Çok geniş olsun hatta. Ne güzel. Ama bir de gerçekler var. Bunun ortada bir yerde buluşmasını sağlamak hedefindeyiz. Bizim derdimiz bu. Doğrusu hani bu ders kapsamında sizler için çok çok iyi haberlerim yok. Şöyle ki tüm dünyada belirli bir küçülme bekleniyor arkadaşlar bu pandemiden sonra. Malum bu çok ciddi bir iş kaybına sebep oldu. Enerji kaybına sebep oldu. 90'da da böyle bir ekonomik kriz olmuştu. Onur hatırlıyor musun bu mortgage krizi Amerika'daki hangi seneydi? 90 mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam hocam 98 veya 97. 98-99 olabilir haklısınız. 2000'lere doğru, yani, 2000'lere doğru olmuştu hocam. Evet 99 2008 galiba. 2008 ekonomik krizinden bahsetmiyorsunuz herhalde. Ha 2008 galiba ya. Yok doğru haklısın. Doğru 2008 haklısınız arkadaşlar. Doğru. Galiba oydu. Neyse yani ben çok iyi hatırlıyorum. Bir arkadaşım vardı okulda. İnanın o grafiğe giden koridordan geçiyorduk. İşte hatırlamıyorum ama ben diyordum ki ya dolar 3,5 olmuş. Sonra bir daha geçerken diyorduk ki ya 4 oldu. Aa bir daha geçiyor 4,2 falan böyle. Aynı gün içinde bu böyle deli bir kur farkı oluştu. Ve patır patır millet döküldü. O dönemde de şöyle bir şey oldu ilk aşamada. Ajanslar dedi ki arkadaşlar maalesef çok büyük bir gelir kaybına uğradık. Malum bir sürü müşterimiz battı. Yani sizi işten çıkarmak durumundayız. Ancak bunu genelde soruyoruz herkese. İşte hep birlikteyiz. Yani arzu ediyorsanız belirli bir kısıtlama yapıp kimseyi çıkarmayalım. Böyle mesela diyen ajanslar oldu. Yani 12 kişiyiz. Maalesef bir kısmımızı çıkaracağız. İşten atacağız yani. Mecbur yani. Duramayacağız ayakta. Benim bildiğim birkaç kurum mesela dedi ki ya peki tamam yarım maaşımızı alalım kimseyi atmayın. Peki dedi patron. Öyle ödedi. Ondan sonra işler düzelince tekrar normale geldi. Bazıları direkt hemen büyük kurumlar özellikle hemen İK ile görüşün atılsın dendi. Şu anda biliyor musunuz arkadaşlar binlerce pilotun işine son verildi havacılık sektöründe. Sadece pilot değil düşünün bununla birlikte hostes, yer hizmetleri falan bu böyle. Yani o uçağın vidasını sıkan adam bile işsiz kalıyor. Bu böyle durmayacak yani burada durmayacak. Çünkü bir küçülme var, bir daralma var. Böylelikle ne olacak? Daha çok kişi işsiz kalınca daha çok kişi freelance yapmaya başlayacak eğer mümkünse. Freelance'in geçmişe nazaran şöyle bir şansı var. Şu anda zaten çoğu kişi evinden çalışıyor ve iş götürülüyor. Ve bayağı bir ajans da bunda da başarılı biliyor musunuz arkadaşlar? İşte ayda bir ya da 15 günde bir toplanıyorlar. Yani ben onlarla da görüşüyorum zaman zaman.
Şu anda yani bundan 2 sene evvel mezun olan bir arkadaşınız var. Şu anda yüksek lisanslı öğrenci. Aynı zamanda İstanbul'da ajansta çalışıyor. Hepsini online götürüyor. Çatır çatır da gidiyor. Hiçbir sorun yok. Muhtemelen bu küçülmeyle birlikte her küçülmede öyle olur. İyiler yine kalacak ortada. Yani siz de bir gemide ağırlık atacak olsanız bakarsınız herhalde GPS'inizi atmazsınız önce suya. O giderse yol bulamam değil mi? Aman ha. Ne atacaksınız? Sandalye, masa. Yani ne yapayım? Ayakta dururum. Batıyoruz çünkü. Ağırlık atmam lazım. Bir şey atarsınız. O yüzden en az değerliler önce gider. Burada tek yöntem sizin bir İsviçre çakısı gibi çok değerli, çok yönlü, çok kıymetli, vazgeçilemez bir nitelikte olmanızı sağlamak. Tek yöntem bu. Evet sevgili arkadaşlarım, benden bu kadar bugün. Şimdi hızlıca varsa sizin sorularınızı alayım. Ondan sonra dersimizi sonuçlandıracağız. El kaldırarak şey yaparsanız ondan sonra ben ya da Onur hocanız size söz versin. Onur, senle aynı sayfayı mı görüyoruz bilmiyorum ama bende iki sayfa var. Hocam mesela ben de bir Buse Nurlar'ın sayfası var. Tamam mı? Bir de oradan oraya da adam ekliyor. Nasıl bir şeyse bu. Senle benim olduğu bir sayfa var. Sen de öyle mi görüyorsun canım? Evet hocam, ama sanıyorum ki giriş sırasına göre kendisi otomatik değiştiriyor insanları. O yüzden sayfalarımız aynı olmayabilir. Peki. O zaman evet. Başlıyoruz arkadaşlar. Lütfen zihninize takılan bugün ve geçen hafta anlattıklarımla ilgili sorularınız varsa soruları alalım. Kısa kısa cevap vereyim. Ondan sonra sonuçlandıracağız. El kaldırırsanız ben size söz vereceğim. Kimse kaldırmıyor. Ya hocam çok iyi anlattınız. Her şeyi anladık. Tamam. Enes kaldırdı. Enes, buyur canım. Hocam merhaba. Merhaba canım. Sesim geliyor değil mi? Geliyor canım. Her şey yolunda. Şey soracaktım ben. Normalde dersin işleyişini biliyorum. Ahşap genelde portfolyo hazırlıyorlar. Ama benim şöyle bir sorum olacak. Motion grafik ve animasyon üzerinde de çalışıyorum ben. Portfolyomu ne şekilde tasarlamalıyım o yüzden? Nasıl arzuyduysan o şekilde tasarlamalısın. Bizde derste bir genel kural, mantık, yaklaşım yok. Biz pek çok örnek gösteriyoruz. Diyoruz ki işte bugünden itibaren sizi tanımaya başladık. Sizin kişilik özelliklerinize, sizi kendinize en iyi şekilde yansıtacak ne var ise o şekilde bir portfolyo yapın diyoruz. Yani asıl sormak istediğim şey de hocam, interaktifte yapabiliyor muyuz portfolyomuzu? Kesinlikle. Gelecek hafta göreceksiniz. Yani içine bir tablet bilgisayarın girdiği çok orijinal, kendine has case tasarlayarak bir nevi portfolyoyu bir bilgisayarın üzerinde sunan arkadaşlarımız da oldu. Hı hı. Tamam. Burada tamam. Ne fark var? Diyeceksiniz ki ya bilgisayarı götürsek direkt onu göstersek. Dikkat edin bakın ne diyordu? Kişiselleştirme. Bu Meret bilgisayar herkes de aynı. O yüzden ona bile bir kişisel form hazırlamaya gayret ediyoruz ki gördükten sonra şu Enes vardı ya hani böyle çok güzel deriden bir case yapmış ama üstünde filmlerini göstermişti diyebilsin. Sizi gördükten sonra sizinle görüşen. Anladım hocam, teşekkürler. Ben teşekkür ederim canım. Başka var mı arkadaşlar sorusu olan? Asiye söyle canım. Hocam bugünkü ödevle ilgili bir sorum olacak benim. Biz şimdi bunları yanlış anlayıp yanlış yapmışız ya çoğumuz. Tekrardan gönderelim mi bunları? Yani lütfen. Tekrardan düzenleyip gönderelim mi? Tamam. Lütfen. Mümkünse. Evet, Hüner ve Yiğit Ege var sonra benim gördüklerim. Hocam şimdi bu gönderdiğimiz ödevleri bir daha yazarken ikinci bir kere göndermeden önce neye dikkat etmemiz gerek? Çünkü ben hala tam olarak çözemedim. Yani ne tarzımız olarak ne açıklamamız gerektiğini. Şimdi arkadaşlar, okuduğunuz bir şeyi anlamlandırmak da bir yetenek ve yöntem. Ben böyle her şeyi bu kadar açıklamak zorunda değilim. Çok basit. Orada diyor ki bir renk ve kendinizi ifade eden bir görsel bulun. Bu kadar. Bunun hani bunda anlaşılmayacak ne var? Burada ne kafanı karıştırıyor Hüner? Ben çözemedim. Yok hocam, şey değil yani hani grafik tarzımız değil de kişisel
tarzımızı daha çok anlatmamız gerekiyordu ya ödevde. Onu yani... Bak, kendini ifade eden bir görsel ve bir renk diyorum. Ha, burada valla soru işareti olacak bir şey yok. İstiyorsan K12 zirvesinden bir fotoğraf koy. Ben hiç tanımladın mı bunu? Sınırlandırdın mı? Yok hocam, ben şey görsel kısmından bahsetmiyorum. Yani benim yazdığımız metin kısmından hiç karışmıyorum. Serbestsin. Yani bu nasıl diyeyim ya? Bakın arkadaşlar, herkes aynı soruyu sorabilirim ama herkes ayrı cevaplar verir. Bu çok doğal. Hepiniz ayrı karakter ve kişilik özelliklerine sahipsiniz. Ve lütfen şunu yanlış anlamayın. Ben kafamda tek bir doğru var. Buradan size o doğruyu buldurmaya çalışıyorum diye bir şey söz konusu değil ki. Soru herkese aynı ama cevap farklı. Tamam mı? O yüzden bu da yani bir ödev gibi de tanımlamayın lütfen. Bu bir ön hazırlık. Portfolyo çalışmasının ön hazırlığı. Ya bunun bir doğrusu yok böyle, tamam mı? Ben bakacağım. Bu doğrusu demeyeceğim. Evet arkadaşlar, başka? Yiğit Ege vardı. Buyur canım. Merhabalar hocam tekrardan. Merhaba. Şimdi şeyden bahsetmiştiniz. Bağır buluşmalarında belli hani dönütler alabilmemiz için hani gelen misafirlere konuk bazı işte anket tarzı şeyler dağıtıldığını söylediniz. Hani oradan da eksik, hani şu tarafı eksik, bu tarafı iyi demiştiniz. Ben de şey sormak istedim bundan sonra. Hani bir portfolyoda eksikliklerimizi nasıl çözebiliriz? Hani mesela tipografi konusunda bir eksiğimiz varsa bunu tipografi üzerine giderek mi, yoksa hani illüstrasyonumuzu geliştirerek de o eksiği kapatabilir miyiz? Gibi bir şey sormak istedim. Ege, gayet tabii. Ne eksikse onu çözeceğiz. Ne yanlışsa onun üzerine gideceğiz. Şimdi biz 409'da değil ama 412'de bununla ilgili çalışacağız. Size söz vereceğiz. Örneğin şunu söyleyebilirim. Ege 8 kere hani dedi. Demek ki Ege hanileri az bir konuşma tarzına sahip olmak durumunda daha iyi kendini ifade edebilmesi için. Buyurun. Bakın, başka kimse size böyle altın bir teşhiste bulunamaz. Peki nasıl yapacağız? Açacağız video kamerayı. Sunumumuzu yapacağız. Merhaba, buraya koyacağız. İşte annemizi, halamızı, hiçbir şey yoksa kedimizi uyu diyeceğiz oraya. Evet, merhaba, nasılsınız? Ben Yiğit Ege. Memnun oldum. Bu ilk projem falan diye başlayacağız. Sonra kamerayı açacağız, kendimizi seyredeceğiz. Bakacağız. Oho, saydım gerçekten 28 hani var. Demek ki hani siz konuşacağız. Peki. Aynı cümleleri şimdi hani siz bir daha söyleyelim. Bir daha kayıt edeceğiz. Bir daha kayıt edeceğiz. Dolayısıyla kendimizi daha iyi bir sunum yapan tasarımcıya doğru evrilmeye çalışacağız. Yapacağımız bu. Bunun dışında senin bahsettiğin, eğer zaten biz sizinle görüşürken bu eksikleri sizinle tartışacağız. Çünkü bizim böyle öğrencilerimiz de oldu geçmişte. Diyor ki hocam haklısınız. İllüstrasyon hiç yok. Çünkü ben hiç mi hiç ilgilenmiyorum. Hiç illüstrasyonla işim yok. Öyle bir dalda çalışmayı da istemiyorum zaten. Ben tamamen ve evet tamamen, dikkat ederseniz, reklamcılığa konsantre oldum. O yönde kendimi geliştireceğim. Ben de bir kreatif direktör olduğumda illüstratörü bulacağım, kiralayacağım, vereceğim parasını, yaptıracağım. Peki. Ya da tam tersi. Hocam benim portfolyom sadece illüstrasyondan oluşacak. Bir tane bile tipografi yok. Zaten derste de hiç iyi işler yapamadım. Çok da ilgilendiğim bir konu değil. Hay hay arkadaşlar, bu sizin yolunuz zaten. Anlatabildim mi? Yani burada ben, bakın, bizler size bu konuda sadece yardımcı olmaya çalışacağız. Bu dersin özelliği sizin kendinizi en iyi şekilde sunup okulun kapısından çıktığınız zaman elinizdeki portfolyoyla sizin kendinizi en iyi ifade etmenizi sağlamak. Tek derdimiz bu. Bu dediğim hedefe nasıl ulaşabilirsek ona göre çalışacağız. Peki. Başka, çok teşekkür ederim hocam. Onurcuğum, ben teşekkür ederim canım. Onurcuğum, başka senin gördüğün var mı? El kaldıran. Şu anda yok hocam. Diğer sayfaya da bakıyorum. Tekincan el kaldırdı. Uranüs'ün üstünden konuşuyor bizle. Buyur Tekincan. Merhaba hocam. Bahar buluşmalarının olmayacağını varsayarak burada kendi aramızda bir
görüşme demosu yapabilir miyiz? Yani böyle bir şey yapmak ister mi arkadaşlar? Gayet mesela gayet hem edin, kendimizi videoya çekeriz hem de burada sunum yaparız. Şimdi bakın yapacağız. Kaldı ki ben şunu da yapacağım zaten. Bir nevi bahar buluşmalarıymış gibi nasılsa sanal bir ortamdayız. Kimseyi davet etmeyeceğim ama profesyonel olarak ben mezun öğrencilerimden ya da işte abilerimden, ablalarımdan birilerini bulacağım. Ben zaten bu sunumu size online da olsa, Zoom üzerinden de olsa yaptıracağım. Orada herhangi bir sorununuz yok. Yani ondan bir kaçış yok. Yapacağız zaten onu. Tamam? Orada bir sıkıntı yok. O yüzden ya o hiç olmayacak demek değil. Ama geçmiş senelerde takip edeniniz vardır. Bizim onun için çok güzel bir sistemimiz vardı. Üçler sizin için çalışacaktı. Onlar kapıda zamanlamayı ayarlıyordu hatırlarsanız. Bir girdi çıktı kim hangi salona ne zaman girip çıkacak. İşte 8 dakikalık uyarılar falan. Onları böyle çok güzel organize ediyorduk. Doğrusu bizim için de büyük eğlence oluyordu. O insanları burada konuk edebilmek ve onlarla birlikte olmak, onlardan dönüt almak çok güzel oluyordu. Maalesef görünüş o ki bu sene yapamayacağız sevgili arkadaşlar ama çözeceğiz. Bir şekilde bunu ne yapacağız? Online yapacağız. Onları davet edeceğiz. Ve onlara iş göstereceksiniz. Sizi atayacağız sunucu olarak. Sizin ekranınızdan bağlanacağız. Biz arkamızı yaslanıp duracağız. Ve herkes notunu alacak. Yani yapacağız, onlar kolay. O zaten 412'nin konusu arkadaşlar. Bakın biz 409'da daha çok portfolyomuzu tasarlayıp üretiyoruz. Fiziksel portfolyodan bahsediyorum. Ve işlerimizi yavaş yavaş seçip toplayıp özgeçmişimizi hazırlıyoruz kabaca. 409 bununla ilgili sadece. Evet arkadaşlar, başka aklına gelen ya da sorusu sorup benim cevabımdan tatmin olmayan bir daha soran Tuğçe. Merhaba hocam, öncelikle. Ben süreyle alakalı bir soru soracağım. Yani herkes kendi portfolyosunu sunarken belli bir süreye mi sahip olacak? Her öğrenciye belli bir süre mi verilecek? Evet canım, aynen. Zaten bu bahar buluşmaları da olsa böyle oluyordu. Herkesin süresi belli. Biz ilk önce 10-12 dakika diyorduk ama sonra 8'e indirdik. Sizin sayınıza göre artıyor ve azalıyordu o. Ama inanın 8 dakikada da gayet güzel herkes kendini ifade edebiliyor. Yani geçmiş senelerden aldığımız bize ders bu. Yetiyor. Yetiyor. Bir de şunu da unutmamak lazım. Zaten normalde de karşınızdaki insanlar profesyonel insanlar. Yani bu şu demek. Saati, dakikası para. Ve hep bir işi var. Hep meşgul bir projeyle koşturuyor. O yüzden böyle saatlerce konuşacak bir portfolyo sunumu en azından grafik tasarımcı için mümkün değil. Ben zamanında bu portfolyo sunumlarını ve dersini başka bölümlere de yaptım. Ama orada örneğin resim bölümüne gittiğimde bunu böyle anlatmıyordum. Diyordum ki belki siz bir galericiyle ya da bir küratörle oturup öğlen yemek yiyip öğleden sonra işlerinizi gösterip uzun uzun sohbet edebileceksiniz. Buna şansı olabilir. Ama bir kreatif direktörün, bir art direktörün, bir tasarım direktörünün, bir ajans yöneticisinin böyle saatlerce sizle konuşabileceğini zannetmiyorum. Peki Tuğçe. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim canım, ben teşekkür ederim. Başka var mı arkadaşlar? Sorusu olan, evet Ayşe Asena, buyur canım. Hocam ben şahsen sizin konuşuş ve hitabet çektiğinizi böyle düzgün ve etkileyici buluyorum. Siz çok okumuş, bu tür şeylerde kendini geliştirmiş bir insan olarak size bu konuda önerebileceğiniz bir kitap, bir kaynak var mı? Şimdi arkadaşlar, aranızda yüzme bilen var mı? Peki. Yüzmeyi kitaptan öğrenen var mı? Hayır. Yok. Yani yüzme nasıl öğrenilir? Suda. Hay hay, bu konuda kendinizi geliştirmek istiyorsanız ilk başta suya gireceksiniz. Asena, senin sorunun cevabı şu. Aynen demin arkadaşımızla konuşurken işte dedim ya, Ege sen de o zaman hani hadilerini biraz düzenle, dikkat et falan dedim ya. Birincisi tıpta Hipokrat'tan beri var olan bir sistem var. Nedir? Teşhis, tanı, tedavi. Aynı yöntem inanın. Hiç değişen bir şey yok. Teşhis edeceğiz biz.
tanısını koyacağız ve tedavi edeceğiz. Sana diyeceğiz ki evet Asena buyur. Asena anlatacak anlatacak. Sonra hepimiz notlar alacağız. Diyeceğiz ki Asena sana önerimiz şu. Cümlelerini şöyle yap. Önceden hazırlan. Biz bunu geçmiş senelerde çok yaptık. Böyle aynanın karşısına geçip defalarca okuyup, çalışıp gerçekten iki dilde hem de hem Türkçe hem İngilizce mükemmel sunum yapanlar oldu. Mükemmel. Yani her türlü problem ancak üzerine gidip çalışırsak çözülür. Yani bu senin sorunun özür dilerim cevabında tek diyeceğim o. Yani sen pilav yapıyorsun evde ama feci oluyor lapa. Nasıl düzelir? Bir daha pilav yaparak. Bir daha araştırarak. Belki neyin hatalı olduğunu birini sana söyleyerek. Annen diyecek ki ya be kızım azıcık kavursaydın ya falan. Bir yöntem olacak. Senden iyi bilen birine ulaşacaksın. Yani bir ustan olacak çırak olarak. Şu anda biz o ustalık rolünü sizin için üstlenebiliriz. Elimizden geldiği kadar. Kaldı ki bunun da dışında size başka ustalar da bulmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla herhangi bir sorun yok. Tek yöntem üzerine gitmektir. Yapamadığınız bir şeyi ancak öyle yaparsınız. Yüzme öğrendiğiniz gibi, paten nasıl kaydığınız gibi, işte nasıl daha iyi kaykay kayabileceğiniz ya da resim yapıp çizebileceğiniz gibi. Şu anda bir şeyler çizebiliyorsanız hayatınızda hep öyle mi çiziyordunuz? Değil mi? Yıllarca çalıştınız ve geliştirdiniz. Aynı konu. Bu konularda konuşarak, çalışarak, üzerine giderek, yavaş yavaş, ya keşke olsa, yani 412'de tiyatrocu arkadaşım var konservatuvardan, onu davet ediyordum derslerimize. O böyle size ufak tefek diksiyon dersi, işte ayakta durma, konuşma, ifade, biriyle konuşurken hangi açıdan yaklaşma falan, bunun gibi vücut dili ipuçları da veriyordu. Bunu yine yapabiliriz. Bu sefer online olarak yapmaya çalışırız. Yaparız yani. Bir yolunu buluruz. Önemli olan formül bu. Siz çözmeye niyet ettiğiniz zaman önünüzde duracak ben bir engel tanımıyorum. Yani yakın zamanda böyle bir kitap çalışmasını yaptım da orada bir söz var. Böyle ufak ufak aforizmalar da yazdım. Bir tanesi çok basit. İki tane sözcükten oluşuyor. Yapamadıkların istemediklerindir. Bu kadar. Nokta. Çok güzel. İsteyip de yapamadığı hiçbir şey yok. Benim gördüğüm bu. Şu anda 10 dakikadan az vaktimiz var. Yani isterseniz 2 saat anlatırım ben bunu. Christoph Kolomb nasıl gitmiş, 3 tane gemiyi yaptırmış, bütçe bulmuş. Kaç tane ülke gezip, kaç hükümdarla görüşmüş de reddedilmiş biliyor musunuz arkadaşlar? Edison kaç kere denemiş o ampulü yakmayı? Öyle hiçbir şeyi durup dururken olmamış. Çabayla olmuş. Orhan Bursalı'nın kitabı var. İstiyorsanız alın okuyun. Aziz Sancar'ın kitabı. Yani yegane bilim Nobel'i sahip Türk şu ana kadar. Medar-ı iftarımız. Yani adamın nasıl bir hayatı olduğuna bakın. Yanlış hatırlamıyorsam ayakkabıyla bile 10 yaşında mı ne tanışıyor? Yani bildiğiniz ayakkabıyla. O yüzden azimle yapılmayacak hiçbir şey yok hayatta. Her şeyi yaparsınız, merak etmeyin. Evet arkadaşlar, başka sorusu olan var mı? Kimseyi görmüyorum. Peki sevgili arkadaşlar. Benden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bu derslerimizi biliyorsunuz YouTube kanalından da yayınlıyoruz. Çok böyle satır arasında hayatın anlamını ve evrenin sırlarını anlatmıyorum ama eğer olur da tekrardan bakmak isterseniz orada tekrar göz atabilirsiniz. Bu arada herkese açtığım için bunu, tüm dünyada herkes bakabiliyor. Demek ki hemen yan tarafta duran başka bir derse de tıklayıp bakabilirsiniz. Çekinmeyin yani, o ders benim değil, almıyorum diye bakmazlık etmeyin. Canınız istiyorsa onlara da bakın. Çünkü kimseden gizlediğimiz bir şey yok. Biz burada bir eğitim veriyoruz. Eğitimi de paylaşıyoruz herkesle. Bana kalırsa ileriye dönük zaten böyle olacak. Benim doğrusu fikrim şu. Bir bilgi almak için kimse artık okula gitmeyecek. Okul bilgi alınacak yer olmayacak gelecekte.
Neden mi? O bilgiyi zaten alıyorsunuz. İşte elinizdeki cep telefonuyla çok basit arıyorsunuz, öğreniyorsunuz. Yani ben size burada işte Almanya'da Mainz Nehri'nin kıyısındaki Ren Nehri'nin kıyısındaki Mainz şehrinde 1450 yılında Gutenberg hareketli harfleri bulmuştur. Ya bu bilgi için okula gelinmez. Bunu zaten internete yazın. Orada yazıyor zaten. Değil mi? Matbaanın icadı orada yazıyor. Şimdi bunu Fikret Uçar'dan dinlemek için okula gelinmez. Ne için gelinir? Orada yazmayanlar deneyim için gelinir, paylaşım için gelinir. İşte bu etkileşimli soru cevap için gelinir. Çünkü Google ona sorunca cevap veriyor ama bu şekilde olmuyor. Yoksa düşünün arkadaşlar, bugün çok gelişmiş bir müzik seti alıp belki de bir orkestra salonuna gittiğinizde dinleyebileceğinizden daha kaliteli bir sesi pahalı bir kulaklık ya da bir müzik setiyle evinizde dinleyebilirsiniz. Öyle değil mi? Niye konsere gidiyorsunuz o zaman? Parçayı da biliyorsunuz yani. Baştan sona da biliyorsunuz. Sonunu bildiğiniz filme gitmek gibi. Değil mi? Oturduk. Beşinci sonfeni başlıyor. Dererere, dererere, hayda. Ben biliyorum ha, bunu izledim. Çıkıyor musunuz geri? Filmin başında aslan kükredi diye geri mi çıkıyorsunuz? Yok. Çünkü orada aldığınız başka bir şey var. Siz zaten biliyorsunuz 5. senfoniyi. Siz zaten o eseri dinlediniz 1000 kere. Ama bir de onu orkestrada canlı dinlemek istiyorsunuz. İnsani bazı özellikler arıyorsunuz. Belki şef hızlandıracak otomatikman herkesi. Tempo tempo deyip hızlandıracak. Daha hızlı çalacak bütün parçayı. Yani müzikle ilgileniniz varsa bilir. Müzik eserlerinde tempolar vardır işte. Allegro, andante falan değil mi? Tempolar var. Ona göre çalınıyor. Bir eser, 5. senfoni, 1. bölümü varsayalım 12 dakika 48 saniye. Bu hep aynı mı? Değil. Zubin Mehta bunu 12 dakikada çalıyor. 48 saniye kısalıyor. Nasıl? Canlı ya. O zaman adam coşmuş. Orada tempoyu biraz daha fazlalaştırmış. Bu kadar uzamış. Olabilir. Neden olmasın? Çünkü o yaşamın ta kendisi. Kayıt öyle değil ama. CD'yi koyduğunuz zaman orada zaten saatleri yazıyor. 12 dakika 48 saniye. O 49 hiç olmaz. Hiç. Deprem çıksa olmaz yani. Hep aynı şeyi çalacak. O yüzden işte ileriye dönük bilgiyi almak için değil, bu deneyimi, bu ortamı, bu etkileşimi sahip olmak için insanlar okula gidecek. Bilgiyi almak için değil. Bilgiyi başka yerlerde alacaklar. Bana kalırsa eğitim zamanında daha kısalacak bu arada. Kesinlikle ve kesinlikle kısalacak. Şu anda sizin aldığınız eğitim 4 sene. Avrupa'da pek çok bakalorya 3 sene. Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan daha mı kötü grafik, daha mı iyi grafik tasarımı eğitimi veriyoruz? Ya da onlar bizden daha mı kötü eğitim alıyorlar 3 senede? Demek ki bu da olabiliyor. O yüzden bütün bunlar tartışılır hale gelecek ve özellikle pandemiden sonra bunlar daha da artacak sevgili arkadaşlar. Göreceksiniz. Ömrümüz varsa görürüz. Bu hani kaçınılmaz bir şey. Bu böyle olacak. Bu benim kehanetim de değil yani. Şu anda böyle ekranın karşısında söylediğim bir kehanet de değil. Olacak. Mecburen olacak. Herkes bir daha sorgulayacak hayatı ve yaptıklarını. Ve ona göre değerlendirecek artık. Öyle bir dönem yaşadık ki yeni ayakkabı almışız giyemedik. Yeni araba almışız kapıda durdu. Param var ama evde kilitliyim. Ne yani? Demek ki değerlerimizi bir daha gözden geçirdik. Neymiş kıymetli olan? Bugün bir sınav vardı, ben okula gittim. Doğrusu çok üzünlü. Hemen kaçtım. Çok moralim bozuldu. Ya Çin'deki yasak şehir gibi böyle. Öğrencisiz bir okul. Bina, pencere. Ne ki bu? Çok tatsız. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Her şey yolunda giderse haftaya buluşuyoruz. Haftaya kaçırmayın. Konferansımız var, sunumumuz var. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
Görüşmek üzere hocam. Görüşürüz hocam. Sağlıkla kalın. Görüşürüz. Siz de sağlıkla kalın. Hocam.